Bazen hayvanlar gerçekten yardımımıza ihtiyaç duyarlar. Örneğin bu yavru köpekler ya da bu yavru fil ve çok daha fazlası gibi. Bugün size hayvanların ihtiyaç duyduklarında kendilerini insanlara emanet ettikleri en inanılmaz vakaları göstereceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir fil yavrusunu kuyudan çıkarmak için tüm köyün seferber olması gerekti. Bir vinç bile aldılar. İnsanlar hayvanın tuzaktan çıkabilmesi için bir tünel kazmaya karar verdiler ve hatta filin rahmi de zarar görmüştü. Sonunda tedavi ettiler ve artık özgür. Bir kız ormanda bu kediyi fark ettiğinde korkmuş ve yaralı görünüyordu. Hayvan hayatı döndürmek 2 aydan fazla sürdü ama şimdi böyle görünüyor. Lütfen biz de çevremizde ihtiyacı olan hayvanlara dikkat edelim. Onlar bizim gibi değil. Onlar istediklerini söyleyemiyorlar. Bu iki yavru ayı kardeşler ağaçta mahsur kalmıştı. Hatta dalı kemirmeye bile çalışmış. Neyse ki bir kurtarma ekibi tam zamanında gelmiş. Bu genç filler su içmek için geldikleri kuruyan bir baraj gölünde sıkışıp kaldılar. İnsanlar onları bulmasa orada muhtemelen öleceklerdi. Bakın hayvanları çıkarmak için ne kadar çaba harcandı. Bu yeni doğmuş zebranın başı çoktan belaya girmiş. Suya girmiş ve boğulmaya başlamış. Neyse ki yakınında insanlar varken olmuş da onu hemen sudan çıkarmayı başarmışlar. Adı Koboy olan bu tatlı hayvan füze saldırılarının ardından Ukrayna kurtarma ekibi tarafından yıkılmış bir binadan kurtarıldı. Savaş herkes için yıkıcıdır. Bu papağan bacaklarını ve ayaklarını etkileyen bir kusurla doğdu. Yürüyemiyor ya da ayakta duramıyordu. Ama bu adamın desteği ve kuşu için özel olarak geliştirdiği düzenli eğitim seansları sayesinde bunu başardı. Ve adamın mutluluğuna bakın. Tüm umudunuzu kaybettiğinizde ve kaderinize razı olduğunuzda en son anınızda biri yardıma gelebilir. Bu adam gibi. Bu yavru köpek bir yangın sırasında bilincini kaybetti ve bu itfaiyeci onu kalp masajıyla hayata döndürdü. Bu adam nehirde garip bir çanta fark etti. Çantayı açtığında bunun birisinin son derece acımasız davranmasının sonucu olduğunu öğrendi. Köpeği ölüme terk etmişlerdi. Hangi cani bunu yapabilirdi ki? Yavru köpek zorlukla nefes alıyordu ama neyse ki zavallı hayvanı hayata döndürmeyi başardılar ve şimdi güvende ve sağlıklı. Bu adam bir yılan için bile küçük sayılabilecek bir çite tırmanmaya çalışan ama orada sıkışıp hareket dahi edemeyen bir yılana yardım etti. Çoğumuz bunu yapamayabilirdi. Bu itfaiyeciler yanan bir evden bir kedi çıkardılar. Ve şimdi kurtarma ekibi oksijen maskesi kullanarak kediyi hayata döndürmeye çalışıyor. Bu adam hayvan onu birkaç kez ısırmaya çalışsa da kurdu serbest bırakmaya karar vermiş. Ama en azından kurt kurtarıldıktan sonra ısırdığı için kendini kötü hissetmiş gibi görünüyor. Bir maymun ağ dolandığında yardım için ağlıyordu. Hayvanı yaralamadan çözmek uzun zaman aldı. Bu sırada yavrunun annesi yakınlarda bekledi ve şimdi nihayet kavuşabildiler. Hamile bir keçi uçurumun ortasında mahsur kalmış ve kurtarma ekibi onu bir ağ ile yakalamaya çalışıyormuş. Neyse ki insanlar böyle bir durum için hazırmış. Keçi ağın içine düşmüş ve hem kendisi hem de yavrusu kurtulmuş. Bir adam evinin bahçesinde küçük bir saka kuşu olduğunu fark etti. Kuş hareket edemiyordu çünkü tüyleri buzla kaplıydı. Adam saka kuşunu eve getirdi, kuşu ısıttı ve serbest bıraktı. Bu orangutan hayvanat bahçesi ziyaretçileri tarafından atılan yiyeceklere ulaşmaya çalışırken endişeye düştü. Bir hayvanat bahçesi görevlisi hayvanın peşinden kahramanca atladı ve sonunda orangutanı karaya çıkarıp ona ilk yardım bulmayı başardı. Siyah bir mamba kendisine taş atan insanlardan kaçmaya çalışırken arabanın kaputunun altına girdi. Ama bu korkusuz adam yılanı çıkardı ve özgür bıraktı. Ki adam o kadar cesur ki bu yılan en ölümcül yılanlardan biri. Yani kendi hayatını riske atmış. Adam koyunu zar zor çıkarmayı başardı ve
susuzluktan ölmek üzere olan bir kirpiye su veren bu nazik adama teşekkür ederiz. Bu ayının kafası bir yakıt kutusuna sıkışmış ve onu çıkarmak için 10 çift el gerekmiş. Şimdi en önemli kısmı hızla kaçmak. Bu küçük köpek insanları takip ediyor ve yardım için yalvarıyordu. Arka bacakları büyük olasılıkla bir araba çarpması nedeniyle hareket edemiyordu. Bir muayeneden sonra köpeğin bir daha asla düzgün yürüyemeyeceği açıktı. Ama insanlar yine de yavru köpeği aldı, ona baktı ve iyileşmesine izin verdi. Ve şimdi böyle görünüyor. Bu boğa bir su tankına düşmüş ve kurtarılması için ağır makineler gerekmişti. Neyse ki iyi insanlar vardı ve yardım için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye'de bir kedi kırık bacağı için yardım almak üzere gönüllü olarak hastaneye geldi. Röntgen çekimi ve alçı uygulaması sırasında son derece sakin kaldı. Ne gariptir ki iyileştiğinde de adamın yanında kaldı. Onlar iyi insanları kesinlikle tanıyorlar. Bu dalgıçlar kendilerine doğru gelen büyük bir kaplumbağa fark etmişler. Bir cani hayvana zıpkınla saldırmış ve zıpkın hayvanın boynunda kalmış. Neyse ki bu hikaye mutlu sonla bitiyor. Bu adam terk edilmiş bir minibüste saklanan bir köpek bulmuş. Hava -59 dereceymiş. Meğer biri köpeği bacağından vurmuş ve kurşun kemiği kırmış. Köpeği bulan adam onu yanına almış ve sağlığına geri kavuşturmuş. Dağ bisikletçileri bisikletlerini sürerken bir hayvana rastladılar. Bu tay çamura sıkışmıştı ve hareket edemiyordu. Kurtarma ekibini aradılar ve onu oradan kurtardılar. Bu Ukraynalı adam yerel bir nehri temizleme görevini üstlenmiş. Bunu yaparken de ağlara takılan bir ördeği kurtarmayı başarmış. Bu insanlar tavuklarını öldüren bir tilki buldular ve tüm suçlarına rağmen hayvan için üzüldüler. Bu yüzden onu doğaya geri bıraktılar. Bu kurt bir kamyoncudan yiyecek istemiş ve adam vahşi hayvanı neredeyse eliyle beslemekten çekinmemiş. Bu adamlar bacağı olmayan bir ördeğe gerçekten yardım etmek istediler ve 3D baskı teknolojisi kullanarak özel bir protez yaptılar. Bir ayı yavrusu ön pençesinin etrafını saran dikenli tellere 8 saat boyunca sıkışıp kaldı. Kendini kurtarmaya çalışan ayı telleri tırmalıyor ve ısırıyordu. Yerel çiftçiler tarafından fark edildi ve kurtarma ekibini arayarak hayvanı çözmeyi ve ilk yardım tedavisi uygulamayı başardılar. Osman Saleh adlı bir aktivist Facebook'ta aslanların fotoğraflarını paylaşmasının ardından dünyanın dört bir yanından insanlar Sudan'daki bir hayvan parkında açlıktan ölmek üzere olan aslanları kurtarmak için bir araya geldi. Sudan'daki yaşam koşulları nedeniyle hayvanları beslemek için yeterli kaynak yoktu ve aslanlar birkaç haftadır yemek yemiyordu. Ve aktivistler kafeslerine kadar yemek ulaştırdı. Şu ayının ne kadar susadığına bir bakın. Yaralı bir leopar yiyecek aramak için bir Çin köyüne geldi. Yerel halk onu yakaladı ve tedavi için bir hayvan parkına götürdü. Bu gergedanın kafası bir kovaya sıkışmış. Muhtemelen dünyanın en sakar gergedanı. Bu leoparların en yakın köyün adresini sormaya çalıştığını varsayalım. Hayvanlar için de kayropratik yapılabildiğini biliyor muydunuz? Kuşların tekrar doğaya salındığı inanılmaz bir an. Bu adam develeri yoldan çekmek için çok güvenli olmasa da verimli bir yol seçmiş. Bu adamın sadece biraz para kazanmak için bir işe ihtiyacı var ve sonra tamamen bağımsız olacak. Papağan yuvasında yavru kedileri sıcak tutuyor. Bundan daha sevimli bir şey gördünüz mü? Ve işte yerden 10 kat yükseklikteki bir çıkıntının üzerinde yürüyüşe çıkan bir kedinin kurtarılması ve buna hazırlıklı olmak. Ve rogara düşen bir ineği böyle çıkardılar. İlk seferde pek kolay olmadı ama ikinci deneme daha başarılıydı. Peridot polis memurları birkaç birimi bir araya getirerek bir köpeğini yerden çıkarmak için insan zinciri oluşturdu. Bir ördek yavrusu bu adamın önünde bayıldı ama o görmezden gelmedi ve kuşu hayata döndürdü. Hiçbir tavşanın çığlık attığını duydunuz mu? Bu yüksek sesle yardım istiyordu ve şansı yaver gitti.
Sıçar Fatih, sıçar. Yaramaz bir panda çukura düştü ama hayvan bakıcılarından yardım eli uzandı ve bu resmen bugün gördüğüm en sevimli şey. Bu yavru köpeğin annesinin bebeği için insanlardan yardım dilenmesine bir bakın. Yaralarının ciddiyeti nedeniyle iyileşmesine yardımcı olmak için yavru köpeği birkaç gün yanlarında götürmek zorunda kaldılar. Ve bu bir hayvanın pratikte bir insanın yardıma ihtiyaç duyacağı bir duruma girmeye çalıştığı anlardan biridir. Zorla kendini kurtartacak. Filipinler'de iki dalgıç kanadını kesen bir oltayla büyük bir manta vatozu fark etti. Bu adamlar oltayı vatozdan çıkardılar. Vatozun yakında iyileşeceğini umuyoruz. Bu adam yolun ortasında bir kaplumbağa gördü ve onu ezilmekten kurtarıp daha sonra güvenli bir yere götürdü. Ve işte bir yavru kedinin ölmeden birkaç saniye önce kurtarıldığı inanılmaz bir an. Açtı ve çok korkmuştu. Ama hayatını onu bir barınağa götüren ve hayata döndüren şefkatli insanlara emanet etti. Ve işte insanlara %100 güvenmenin bir başka örneği. 6000 kiloluk kambur bir balina kıyıya vurdu ve insanların ona yardım etmek için nasıl birleştiğine bir bakın. Biz bu dünyada tek yaşamıyoruz. Bu doğayı sessiz dostlarımızla paylaşıyoruz ve yardıma ihtiyaçları olduğunda bizden başka yardım edecek birileri yok. O yüzden gözümüzü açıp onların yardımlarına koşmamız gerekiyor. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak içinse abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşça kalın.